Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun dostlar. Çok şükür biliyorsunuz Recep ayımıza girdik. Elhamdülillah inşallah oruçlarımızı tutmaya başlamışızdır. Tabi oruçlarımızı tutuyoruz ama bu oruçlarımızı neden tutuyoruz? Çeşitli sevapları var biliyorsunuz Recep ayında. Biz bölüm bölüm geçenki seferde yine size belirtmiştik. Bölüm bölüm anlatmaya çalışacağız. Niye Recep ayında oruç tuttuğumuza dair çeşitli hadis kaynaklarından aldığımız bilgilerle burada inşallahı rahman bu Recep ayını en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Oruçlarla, ibadetlerle. Şimdi bir gün Sevban radıyallahu anh, Rabbim şefaatine nail eylesin. Kendisi anlatıyor. Diyor ki, bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kabristanın yanından yürüyorduk. Kabristanın yanına yürüyorduk. Derken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz orada duraksadı ve gözlerinden, o mübarek gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. Sonra bana dönerek şöyle söyledi. Ey Sevban! Bu kabristanda yatanlar azap çekiyorlardı, azap görüyorlardı. Ben azaplarını hafifletmeleri için, azapları hafiflesin diye onlara bir takım dualar ettim. Rabbimden niyaz ettim. Ve Rabbim de duamı kabul etti. Onların azabını hafifletti. Ve şöyle devam etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Sevban, biliyor musun ki bu kabristanda yatanlar Recep ayından sadece bir gün oruç tutsalardı ve bir gecesini de ibadetle ihya etselerdi, şu anda görmüş oldukları bu azabı görmeyeceklerdi. Yani şaşırdım diyor Sevban radıyallahu anh. Gerçekten ya Resulallah, sadece bir gece, bak bir gece mi? Yani ben yanlış duymadım değil mi? Sadece bir gece ibadet yapacak ve bir gün oruç tutacak. Sadece bu kadar mı? Bununla mı azaptan kurtulacaktı? Evet. Evet, evet, ey Sevan, sadece bununla kurtulacaktı. Niye? Çünkü eğer ki Recep ayında bir günü oruçlu geçiren ve bir gecesinde ibadetle geçene Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bütün bir yılı ibadetle geçirmiş ve oruçlu geçirmiş gibi sevap yazıyor. İşte bundan dolayıdır ki burada yatanlar bu azabı görmeyeceklerdi. Bu sevaplar onları kurtaracaktı yani demek istiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki böylesine muhteşem bir nimet bize hazırlamış. Bizim aslında her gün yaşamamız bile, böyle sağlıklı olmamız bile başlı başına çok büyük bir nimet. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun bize ekstra böyle sevaplar bahşetmesine gerek yok ki. Zaten başlı başına bize nimetleri vermiş. Ama Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, gelin görün ki biz sevaplarımızı arttıralım diye yarın o terazide sevaplarımız, günahlarımız ölçüldüğü zaman sevaplarımız ağır bassın diye en ufak bile görmüş olduğumuz ibadeti bile Cenab-ı Allah nezdinde ne kadar büyük bir kıymeti var, bakın görün. İnşallah Rahman bu sevabı kaçırmayalım. Recep ayında en azından bir gün de olsa gene şu Recep ayını oruçsuz geçirmeyelim. Bakın, kabir azabına kesin çözümdür. Kabir azabının üzerimizden gitmesinin en kesin çözümüdür. Bir gün oruç tutmak, bir gecede şöyle güzel güzel ibadetler yapalım. Yani ibadetleri illa hafta içi yapmamıza gerek yok ki. Bir gecesini ibadetle geçirmek hakikaten o kadar zor değil. Zaten diyorsunuz ki yatsı namazını cemaatle kılıp sabah namazı da cemaatle kıldığımız zaman o bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanıyoruz zaten. Başlı başına böyle bir sevabımız var. Bunu yapabiliriz. En kötü olarak, en böyle az olarak bunu yapabiliriz. Kötü demeyelim tabii, az olarak bunu yapabiliriz. Yani dolayısıyla bu sevapları kaçırmayalım. Mesela cumartesileri biliyorsunuz genelde toplum olarak geç yatıyoruz. Cumartesi sabahlara kadar İnsanlar oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Daha değişik şeyler yapanlar da var. Ama biz ne yapacağız? Cumartesi pazara bağlayan bir gece mi oldu? Ne yapalım? Şöyle oturalım. Bugün Recep ayı diyelim. Şu Recep ayında ben şu geceyi biraz ibadetlerle geçireyim. Sabaha kadar öyle ibadet yapmanıza da gerek yok. O gece mümkün mertebe ayarlayın kendinizi, güzelce ibadetinizi yapın. Bir de sabah
Ta 6'ya çeyrek geçeye kadar, 6'ya kadar kısacası ne oluyor? Daha devam ediyor. Teheccüd namazınızı rahat rahat kılabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, yatsı 8'de bitiyor şu anki döneme göre. 8'de yatsı ezan okuyor, 8-10 geçe civarı. Yani 9'da her şey bitmiş oluyor. Ve saat 10'da yatsak, gece kalksak 3'te tam 5 saat uyumuş oluyoruz. 3'te 4'te bile kalksak 5-6 saat uyumuş oluyoruz. Yine hala önümüzde 2 saat var böyle geceyi değerlendirmek için. Veyahut da ben gece kalkamam diyorsanız ne yaparsınız? Yaparsınız saat 10, 11, 12 saat 12'ye kadar ibadet bile yapsak o bile bize inşallah rahman bir sürü sevaplar kazandırır. Dolayısıyla biz Recep ayında bir gün orucumuzu tutacağız ve bir günde ibadetimizi yapacağız gece. Bunları unutmayacağız. Tabi yine her bu tip güzel şeyleri söyledikten sonra sonuna bunu ilave etmeyi kendimde bir zorunluluk olarak görüyorum. Ben Recep ayında bir gün orucumu tuttum. Ondan sonra da bir gün ibadetimi yaptım bir gecede. Tamam, benim için iş bitti demek değildir bu hadis-i şerifin anlamı. Bu hadis-i şerifin anlamı bunu yapacağız. Bundan sonraki ömrümüzde de o diğer günahlara dikkat edeceğiz tabi. Kul hakkı başta olmak üzere her türlü haramlardan uzak duracağız. Zaten 3 aylar temizlenmektir. 3 aylar baştan başlamaktır. 3 aylar kendimize format atmaktır. Hani nasıl oluyor bilgisayarlar? Format attığınız zaman ne yapıyorsunuz bilgisayara? Açılıyor, kapanıyor değil mi? Aç kapı yapmamız lazım veyahut da kapı aç diyelim. Yapmamız lazım ki yeniden bir kendi haline gelsin. İşte biz de kendimizin o formatımızı attıktan sonra aç kapı yapıp şöyle güzelce yeniden başlamamız lazım hayata. Dolayısıyla inşallah rahman Recep ayındaki bu güzel sevapları kaçırmayalım. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü başka bölümlerimiz de olacak yine oruçlarımızla ilgili. Daha nice nice sevaplar var. Bu bizim hadis kaynaklarından aldığımız bilgiler. Daha Cenab-ı Allah nezdinde bilmediğimiz kim bilir daha neler neler var. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Ama bütün ibadetlerimizi yaparken unutmayalım. Her şeyi Allah Celle Celaluhu'nun rızası için yapalım. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun rızası bir senelik oruç ibadeti almaktan, bir senelik ibadet sevabı almaktan kat kat çok daha faziletli. Çünkü Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun rızasını aldığımız zaman zaten kurtuluşa ermiş oluyoruz. O cenneti alayı kazanmış oluyoruz. Ve inşallah rahman Rabbimizin cemalullahını seyredenlerden oluruz. Öyle oluyor Rabbimizin rızasını kazandığımız zaman. Ben sözlerimi burada noktalayıp Rabbim Celle Celaluhu dinleme zahmetinde bulunduğunuz için hepinizden razı olsun tekrardan. Önümüzdeki bölümlerde yine görüşmek üzere. Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi, sen Mevla'ya gidersen Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.